içinde bulunduğumuz miras, yani Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu mirasının diğer Orta Doğu devletlerinden ve tarihteki Türk devletlerinden çok temel bir farkı vardır. O da teknolojinin değiştiği bir asrı yakalamasıdır. Bu yakalanma tabii sürekli olmamış. Bir yerden sonra bir duraklama demeyelim de bir gerileme başlamıştır. Yani büyük sanayi devrimi dediğimiz çağın yoğunluğunu yakalayamama vardır. O bizi 20. asır kavşağına getirmiştir. Fakat Türkiye'nin tabii ki bazı bilgisiz insanların çokça tekrarladığı gibi işte sadece memurlar, şairler, köylüler ve maaşlı askerlerden oluşan bir toplum olduğunu düşünmek mümkün değildir. Bu dönemeç, yani bu teknolojik dönemeç, ikincisinde her ne kadar yarısı art planında kalsak da bir karakter kazandırmıştır Türkiye'ye. Bu karakter dolayısıyla da 20. 21. yüzyıl kavşağında yeniden bazı atılımlar mümkün oluyor. Nereye kadar gider onu bilemiyorum. Yani bunun bir kehanet bizim dallarda mümkün değil. Bunların ilki şudur. Türkiye'deki hakim gruplaşma tüccar bir toplumun durumu değildir. Çünkü civarımızdaki bazı toplumlarda bile kapitalist lafını kullandıkları zaman bunun tercümesi pazari oluyor, pazarcılar. Yani kapalı çarşı esnafı gibi bir laf bu. Gerçekten de sanayi değil ama ticaretle gelen birikim ve varlıklı bir baskı grubu bu şekilde ifade ediliyor. İkincisi, bu ülkelerin tarihine baktığınız zaman, ki çok uzak değil, 15. asır, Türkiye'deki gibi bir silahlanma, bir ateşli silahlar konumu değil, doğrudan doğruya bunların eski silah türleri ve onların içindeki başarılarla dönemlerini kapladığını görüyoruz. Bunların arasında birebir bağlantı kurmak da mümkün değil silahla ve bilimle. Örneğin en canlısı Timur'un temsil ettiği Orta Asya hanlıklarıdır. Hepinizin bildiği gibi Timur İmparatorluğu ömrü kısa olmuştur Osmanlı İmparatorluğu'na göre. Öbürlerinin de öyle olmuştur. Çünkü bir hanedanın ve bir imparatorluğun ömrünün uzun olmasının en mühim faktörü o toplumdaki örgütlenme ve üretim alışkanlıklarıdır. Bunlar olmadığı takdirde kurulan şeyler geçici olarak çok parlak görünse de izmihlale mahkum oluyor. Yani bu çok açık bir şekilde görülüyor. Bu tayin ediyor. Bu toplumlarda çok önemli bir bilimsel birikim olabilir. Nitekim Osmanlı Türkiye'sindeki bilimsel birikim hiçbir zaman Samarkand Asya'sındaki kadar parlak olmamıştır astronomi, matematik vesaire dallarda. Sadece onun tekrarı olarak kalmıştır uzun bir dönem. Fakat bu oradaki teknolojik gelişmeleri engellememiştir. Yani teknolojik gelişmeler bir yerden sonra o bilimsel gelişmelerden bir ölçüde nasibi varsa devam edebiliyor. İlelebet bir ivme kazanamıyor ama bir müddet devam edebiliyor. Ondan sonra bilim dünyasına intibak etmek zorunda. Bu aşağı yukarı Türkiye'de 18. asırda başlayacaktır. Bu çok önemlidir. Aradaki diskrepans da bununla ilgilidir. Ve toplum düzeyine baktığınız zaman bunu gene bazı şeylerle birebir paralellik kurmak mümkün değildir. Mesela bu toplumlarda hukuk, idare ve diplomasi tekniklerinde
ki gelişmeler öbürkü kadar geride kalmış olmayabilir. Nitekim gene bazı yanlış efsaneler vardır. Türkler modern diplomasiyi geç itibar eder. Bu çok mantıksız bir laftır. Eğer doğru olsa 18. asrın ortalarında bütün Türkiye İmparatorluğu'nun ve hatta Türk ulusunun çok dağılmış olarak çekilmesi lazımdı tarih sahnesinden. Öyle değil. 1699 Karlof Barışı sırasında, yani Türk İmparatorluğu'nun yediği ilk önemli darbedir. Karşımızda gerçek anlamda bir Haçlı koalisyonu vardı. Yani Papa 11. Innocent son Haçlı seferini tertipleyen Papa olarak biliniyor 17. asrın sonunda. Gerçekten de bütün Hristiyan Avrupa karşımızdaydı. İçlerinde bir tek İsveçliler yoktu. Onlar bizim tarafımızdaydı. Onun yerini de bir başka İslam ve Türk devleti aldı. Safaviler, İran Safavileri. Onlar Avrupa tarafında ve o muahedede görülüyor ki kullanılan silahlar Viyana kuşatmasından beri hiçbir şekilde birçoklarına göre mükemmeldi. Yani mesela Petro Rusyası'na göre Elan mükemmeldi. Bunu nitekim 1711 Prut Savaşı'nda göreceğiz. Fakat mutlak mükemmellikten uzaktı artık. Efendime söyleyeyim, diplomasi teknikleri bakımından hiçbir noksanımız yoktu. Zaten orada görüldü ki Reis-i Kütlap denen makam gerçekten bir hariciye nazırı olmuştur. Rami Mehmed Efendi ve sonra sadrazam da oldu biliyorsunuz. Demek ki bu gibi bağları kurarken bütüncül düşünmekte sakat davranırız. Bu çok doğru değildir. Şimdi gelelim bu askeri savunma teknolojisine. Doğrudur, Türkiye fizik bakımından Rönesans'ın yarattığı bazı araçların dışında kalmıştır. Fakat daha da önemlisi asıl 17. ve bilhassa 18. asrın filozofik fizik sistemlerini yakalamakta epey gecikmiştir. Yani iki asırlık aşağı yukarı bir gerileme söz konusudur. İki asra yakın bir gerileme. Bununla birlikte yapılan işler sizin karşınızda bir göçebe imparatorluğu imajı vermiyor. Bunlar yanlış hesaplar. 12. asrın Türkiye'sinde biliyorsunuz Türkler ilk defa açık denize çıkıyorlar. Yani bundan evvelki Türk kavminin gezindiği yerlerde Asya'da Hazar Denizi'ni saymazsak ki sayamayız birçok nedenlerden dolayı açık denizle komşu olmak, açık denize çıkmak ve o muhteşem Akdeniz'in etrafındaki milletlerle ve navigasyon sistemleriyle yüzleşmek söz konusu değildir. İlk defa Türkler bu işe 13. asırda geliyorlar. 13. asırda bu işe yaklaşan, giren bir toplumun 20. yüzyılda dünyada donanmada, askeri donanmada ve bilhassa bazı alanlarda artık söz sahibi olmaya başlaması, muasır gelişmeleri takip edebilmesi bir mucizedir. Bunun temelinde başka şeyler yatıyor. Ve bu anlaşma, anlaşma demeyelim de bu sosyal kontrat dolayısıyla, yani Bahriye'deki bu kademe dolayısıyla Türklerin askeri sisteminde bazı yeniliklere girmesi söz konusu oluyor. Mesela bütün dünyada havacılığın orduda kullanılması birinci harften hemen biraz evveldir. 1910, 11, 9, 12 falan gibi tarihlerdir bunlar sırasıyla. Daha evvelleri yok. Yani 19. yüzyılda uçak uçuran birisi yok. Zeplin o sırada buna paralel giden bir şeydir. Fizik kanunları iyi bilen bir endüstriyel sistemin yaratısıdır. Onun hatta şakası da vardır.
bütün o dünyada olduğu gibi orta sınıf insanlar, Britanya'da da cahil, kadıncağızın biri diyor ki, yahu diyor, bu bizim kralın diyor, Kaiser diye bir subjekti var diyor. Tabi olanına zeptin diye bir şey uyduruyormuş tepemizde. Neler oluyor böyle, my God diyor yani. Hiç olacak işler değil tabi, anlaşılacak şeyler değil. Fakat anlaşılmayacak ikinci bir şey, burada Türklerin hava kuvveti kurması yani. Herkes kadar sayıca kalabalık uçaktan oluşmasa da bunu kullanması, tamir etmesi. İşte bazı şeylerin ikame edebilmesi ve birinci harpten evvel hava şeritlerinin olması, Şam'da görülürler ve bir müddet sonra da kendince uçaklar yapabilmesi. Teknoloji, mevcut teknolojik bilgiyi ticari sahaya yayamamak, o sanayi birikiminin, sanayi bilgisinin işi değil. Bu başka nedenlere bağlıdır. Nitekim Türkiye'de 20. yüzyılın ilk yarısındaki uçak denemelerinin fazla yayılmamasının, tutunamamasının nedenlerini daima siyasi kudretin içinde aramak gerekiyor. Bunun da kendine göre sebepleri olabilir. Bu da enteresan olan bir şey, bu hava kuvvetleri dediğimiz nüvenin içinde önce olarak yer alanlar Bahriye subayları. Bunları biliyorsunuz. Yani bunlar Bahriyeliler. Niçin? Çok açık. Çünkü birinci harpten evvel asıl teknolojik ağırlık Bahriye alanındadır. Yani denizlere hükmeder, dünyaya hükmeder ve dünyaya hükmedecek o denizci kuvvetinde buna göre bir teknolojiyi her an geliştirmesi lazım ve süratle değiştirmesi lazım. Yani harbin çok eşiğinde demeyeceğim, girdikten sonra hatta Churchill'in birinci lorduyken, admiralliğin yani politika birinci döneminde tek başarısı vardır. Britanya donanmasını aniden kömürden petrole çevirmek. Yani bunu yapabildi. Çünkü donanma bunu yapabildi, buna müsaitti. Böyle bir teknolojik yapısı vardı. Bir anda çevirebildiler adeta ve ondan sonra bütün stratejik şeyler gelişti. Karşısında gelişmeler gösteren, büyümeye başlayan, ilk anda Britanya donanmasını dehşete sevk eden Almanya sıfıra değilse de 0-3'lü 2'ye indi. Bir şey yapamaz hale geldi. Bütün marifeti sadece ve sadece Baltık kıyılarında Rus donanmasının çıkmasını önlemekti ki hiçbir başarı değildir. Akdeniz'de bir parça işte Fransız donanmasıyla, Britanya donanmasıyla kovalamaca oynuyor. Fakat bir müddet sonra bunu bırakmak zorunda kaldı. Çünkü petrolü kullanan, hızlı hareket eden, yakıt ikmalini çok çok uzun süreli olarak yapabilen bir donanmayla baş etmeleri mümkün değildi. Bunlar mesela bizim bazen dikkate almadığımız reformlar oluyor, teknik değişmeler oluyor. Şimdi Türkler Anadolu'ya gelmişler. Gençlerinde iki unsur var. Bunlardan bir tanesi bizim bazen her elektrik kesilmesinde yahut sular seller ortalığı bastığındaki şikayetimiz, biz göçebeyiz diyorlar. Göçebe olmasak burada tutunamayacaktık. Çünkü bizden evvel hiçbir küçük Asya İmparatorluğu'nun dağları iskan ettiği ve oradan oraya mevsimlik göç yapabildiği söz konusu değil. Bunu Türkler yapıyorlar. Ve bu şekilde küçük Asya birdenbire nüfusu artıyor. Bir takım boş sahalar kullanılabiliyor. Bir takım köyler kurulabiliyor bunlar sayesinde ve zaten memleketin adını biz koymadık, o yüzden İtalyanlar koydular. Türkmenya ya Türkiye diye. Bu 12. asrın sonudur. Biz koymadık adı. Bizim derdimiz Roma ülkesi olmak. Bizim gözümüz Roma İmparatorluğunda. Biz Rum ülkesiyiz. Hanedanın adı da Selçukiye-i Rumi. Rum Selçukluları. Bu birinci unsurdur. Yani bu şekilde
vatanın fiziki coğrafyası üzerinde dağlarda, geçitlerde hakimiyet kurmak, oradaki florayı destekleyen bir fauna yaratmak, bir hayvan ve bir husbandry dediğimiz besili hayvanlar ortaya çıkarabilmek, çok başarılı oldukları atçılık için bir zemin temin edebilmek, köyleri ona göre kurmak. Şehirlere bir şey yaptığımız yok. Şehirlerin hatları bile aynı. Ve şehirlere yeni bazı zanaatlar geliyor ancak onun ne olduğunu şimdi bahsedeceğiz. Burada ikinci unsur, bence burada bu kıtada tutunmak için tersanedir. İki tersane var. Birisi Alaiye'de, bugünkü Alanya'da ki o zamanı için tam teşekküllü bir arsenaldir. Yani hem kışlama hem de bazı havuz muamelesi görecek, gemileri, küçük yelkenleri falan ıslah edebilecek uygun bir yerdir. Bunun ikincisi de Karadeniz'in en barınaklı limanı olan Sinop'tur, Sinop Tersanesi. Bu ikisiyle bu küçük Asya bir şekilde teminat altına alınmış oluyor. Güney Akdeniz'le ve kuzeye açık yönle temas edebiliyoruz. Kuzeyimizde denizli devlet yok. Yok, daha da olmayacak. Fakat kuzeyimizde zenginlik var. Ve kuzeyimizde başka göçebe imparatorlukları var bize yakın olan. Dil olarak da, yavaş yavaş din olarak da, henüz daha din bakımından Müslüman olmamışlar. Ama onlar var ve oranın daha eski sakinleri var. Ve orada bir üretim var. Bu üretim bizi kurtaracak. Bu üretimin içinde şüphesiz ki en çok işe yarayanı bal, bal mumu ve kerestedir. Bununla donanma ve kara orduları için çok önemli bir malzeme elde edilmiş oluyor. Bunların miktarı üzerinde size fikir verebileceğimi zannetmiyorum. Pek verilecek gibi de değildir. İki kaynağı ya okumamız ya çok süratle tercüme etmemiz gerekiyor. Bazı gençlerimiz artık Venezia ve Cenova arşivlerine girmeye başladılar. Çok yeni, çok yeni. Fakat başladılar. Hiç değilse Halil hocamızın yaptığı gibi İtalyan yazarların yazdıklarını okumalıyız. Mesela Cenovalıların, Scipio Piscarino gibi adamların. Bunları derleyip toplayıp çevirdiğimiz an ki belki Bahriye Deniz Kuvvetleri veya Deniz Ticaret Odaları bunu yapabilirler. Biz bir fikir sahibi oluruz. Yoksa miktar tespiti mümkün değil. 12. asır bize şey vermez, kantitatif neticeler vermez ama arşivlerden epey bilgi edebiliriz. Bunların en iyisi de şaşılacak şey Vatikan arşivleridir. Vatikan Tanrı'nın devleti bilmiyorum ama insanların yüzünde baş belası bir devlettir. Bütün dünyayı kontrol eder ve 1135 yılından itibaren de sistematik olarak arşiv yapan en canlı yaşayan varlıktır bu dünyada. Yani daha evvel de fragmanlar teşkil edecek arşiv bilgileri var ama 12. asrın ortasından itibaren her yer için çok düzenli malzemeler var. Bunları okuyabilmemiz, görebilmemiz mümkündür ve Türkiye tarihi böyle anlaşılır. Bu gelişmelerin üzerine biz bu devletin devamı olan işte Aydınoğulları, Osmanoğulları gibi Batı Anadolu'lu devletler görüyoruz. Bunlar kesinlikle Bahri Türk devletleri. Osmanoğullarının denize açılımı doğrudan doğruya 14. yüzyıldır. 14. yüzyıldan itibaren boğazları kullanmak durumunda kalıyoruz. Boğazların kenarındaki kaleleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Çimpehisarı gibi. Ve ister istemez civardaki ormanların kerestesine muhtacız. Bu imparatorluğun yapısını size tayin ediyor.
Şimdi şöyle bir yaklaşım kullanmak zorundayız. Bu en önemli şey. Bu imparatorlukta ahalinin %90'ı köylü ve göçebe olduğu halde 15. asırdaki tersanelere ve tophanelere bakın. Tophanelerin sayısı hiç küçümsenecek gibi değil. İstanbul'da var, Fetih'ten sonra. Ama ondan evvel Erzurum'da var. Ta Selçuklilerden biri değilse de sonra. Ve tabii ki Basra'da var. Ve tabii ki Mersin'de var. Güney'de var. Ve Birecik'te var. Fırat üzerinde, güney'de. Ve Haskova dediğimiz Hasköy'de, bugün Haskova denen Bulgaristan Hasköy'ünde var. Varna'da var. Ve bu tersane, bu şeylerin, tophanelerin her biri bir sanayi yaratıyor. Ve Türkiye'de %90'ı dediğim gibi sanayi toplumu dışında sayacağımız ki, yani büyük ölçüde nüfusun sanayi ve şehir toplumu olması dünyada 18. asrın sonundadır. O da Britanya'ya has bir hastalıktır. Ondan hemen öyle şey görülmez. Fransa birinci cihan haline girdiği zaman %55'i köylüydü. Motorize bir orduyla girdiği halde %55'i köylüydü ve hakiki köylüydü. Birinci cihan harbinin getirdiği yıkıntılarla da bu gelişme devam edemedi. İkinci harbe de öyle girdiler. Yani köy evlerinde tuvalet yok falan. Beslenmeleri son derece geri. Fakir zengin, her şeyin tezatları bir arada yaşadığı bir memleketti. Bu önemlidir. Almanya tabii gelişmiş bir sanayi ülkesiydi. İşçi sınıfın durumu öbürkülere göre çok daha iyiydi. Ve işçi sınıfından harbe emin olarak girdiler. Yani Başbakan Bethmann Hollweg en önemli şeysi bu. Harbin ne kadar aptalca bir şey olacağını göremedi ama bir şeyi çok iyi ayarladı. Sosyal demokrat partilerle ve sendikalarla anlaştı. İşçi sınıfıyla birlikte bu harbe girdiler. Yani o dönemde daha Rusya'da iktidara gelmeyen komünistleri, sukutu hayale uğratan Bolşevikleri en büyük gelişme. Sinirlenmişler, demişler ki tabii sizde Almanya'da Çinlere basmak yasaktır. Yani siz ihtilal falan yapamazsınız. Sizin becereceğiniz iş değil, bu bir erkeklik meselesidir. İkinci enternasyonel ve üçüncü arasındaki kavga gelelim. Şimdi buraya bu uzatmaya şunun için girdim. Bu en önemli unsurdur. Sanayi dediğimiz şeyde bazı gaddarlıklar gerekti. Bu Osmanlı Türkiye'si çok yakın zamanlara kadar hakikaten bir seyran yeri olan, hakikaten güzel bir nokta olan İstanbul'un halizini batırmıştır. Her yerde lengerhane dediğimiz döküm yerleri, çünkü büyük tersane orada. Kağıthane dediğimiz suyu aside boğan yer, kağıt fabrikası var orada çünkü. Ve nihayet ordunun ihtiyacı olan feshane dediğimiz kumaş ve fes üreten yer. O bitti, boğaza gidip kunduracılığa işi döküyorlar. Bunlar hepsi bir askeri ihtiyacı yarattığı sanayidir. Ve bunun için o lengerhaneleri kurmak için gözünün yaşına bakmadan sultan hanımların yalıları falan bile gidiyor Eyüp Sultan'da. Efendime söyleyeyim, Karşı'da, Sütlüce'de, Kağıthane boyunda falan böyle yerler. Bu bir dönüm noktasıdır. Türkiye İmparatorluğu bir tersaneler ve tophaneler ülkesidir ve buna göre üretim olmaktadır. Bu üretimin şu tarafı çok enteresandır. Barut Asya'da kullanılıyor. Fakat barutun bu şekilde kullanılmadığını bilmeniz lazım. Nihayet oturuyor işte barutu tıpkı Bizanslıların grejuvası gibi ateşleyerek, bir mancınıkla atarak falan, karşı tarafın üstünü yakıp yıkarak böyle kullanmalar söz konusu.
Halbuki barut kıymetli bir malzemedir ve temel ham maddeleri kolay bulunmuyor dünyada. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani birincisi güherçile dediğimiz malzeme, kimyevi adını şimdi unuttum. Potasyum bilmem ne mi? Potasyum nitrat. Kusura bakmayın, lise bilgimle konuşuyorum. İkincisi de gene aynı özelliği taşıyan Huana dediğimiz Şili'deki martı pislikleri. Yani büyük ölçüde askeri sanayide kullanılan, bilhassa sonraları güvercileden sonra bu martı pislikleriydi, kuvvetli gübreydi. Ve onlar bittikten sonra Almanya 2. harpte yeni şeyler geliştirdi. Çünkü o yolu iyi kullanamaz hale geldi. O da potasyum, nitrat tabii. Osmanlı literatüründe hatta şöyle bir şey var, bunu çok dikkatinize sunarım. Kapitülasyonlar bir enayilik falan değildir, mecburuz. Çünkü Naima bile yazıyor ki, Suriye toprağı taraflarındaki güherçineyi kullanmak zorundayız. Bunu satmak zorundayız, başka şey almak zorundayız. Çünkü barutun ham maddesi. Ve barutun dikkatli kullanılması için her şeyden evvel, öyle Cengiz Han orduları gibi, Timur Lenkinki gibi böyle mancınıkla barut topları, şeyleri, tomakları atamayız karşıya, mümkün değil. Kullanmak zorundayız. Bu kullanım top dökümüdür. Zamanın 15. asrın toplarını kullandık. İlk örneklerimiz Macaristan Krallığı'dır. Macaristan büyük bir devletti Orta Avrupa'da. Adriyatik'ten Karpatlara kadar gidiyordu. Bir takım coğrafya isimlerini onlardan alarak kullandık, kendi isimleri dahil. Ve buradan tabii bir sistem aldık, tabur sistemi. Tabur, onlar tabur kullanır. Buna şey diyorlar, Wagenburg Almanlar. Zincirlenmiş bir takım küçük top arabaları, havan gibi. Bu 2. Murat'tan beri var. Ve bu sistemle biz baş ettik. Nerede baş ettik? Varna Savaşı'nda. Çok önemli. Tamamıyla askeri ihtiyaçların yönelttiği bir sistem. Ama Wagenburg'un üzerine 15. asırda en büyük topları döktük. Bu topların döküldüğü yerler, tabii o zaman İstanbul'da tophane yok henüz. Nerelerdir? Doğrudan doğruya Kırklareli'dir. Edirne civarı, Edirne'nin içinde değil, civarında. Ve oralardaki bulduğumuz bazı yerlerin hep münakaşa ediliyor. Bura mıdır, değil midir, Demeciköy. Fakat sistem orada. Ve oradan top kolay naklediliyor. Ve bu toplarla, bu uzun toplarla biliyorsunuz iki tarafın menzilini idare edebildik. Önce Anadolu Hisarı vardı. Sonra Rumeli Hisarı'nı yaptık. İstanbul'un beslenme ve iaşe şeylerini kestik, yolunu. Tersaneler için aynı şey söz konusu değildi. Biliyorsunuz İstanbul kuşatması sırasında gemilerimiz, donanmamız çok aktif bir hizmet veremedi. Veremediği içindir ki bir takım küçük çektirmeleri, hafif çektirmeleri karşı tarafa indirdik. Bu bir efsane değil. Şimdi bunu sorguluyorlar diye. Sorgulayanlara baktım, hiçbir şey bilmiyorlar. Yani yabancı ikinci el kaynakları bile okumaktan acizler. Yani bu zordur. Ortaokul öğretmenin bilgisiyle bizim memleketteki maalesef demistifikasyon yapamazsınız. Bu çok zor. Adam mesela Schönberg'i okumamış, Ransiman'ı okumamış. Yani en popüler tarihler bunlar. Fransız, Alman ekolinden. Kritobulos'u falan zaten hiç okumamış çağdaş ve kaynameleri 15. asrında. O gemiler oradan geçti. Çok açık. O geçen gemilerle kuşatmanın ana karakteri de değişmedi. Onu da söyleyeyim size. Yani onlar Haliç'e indikten sonra zayıf olan surları döverek oradan girmiş değiller. İstanbul'a gene büyük surlar dövülerek girdi. Çünkü o toplar o işi beceriyor. Efendim yarım milyon asker söylüyorlar. Fevkalade yalan. Yarım milyon asker sevk ederseniz İstanbul'un o kesimine
Orada hiç savaşa falan lüzum yok. Her askerin günlük fiziki boşalımı yani tuvaleti o orduyu mahvetmeye yeter. Orada koleradan ve pislikten geçilmez. Bundan sonra değil. Vaka ordunun içinde çadırlı hamamlar sistemi var. Yani şey keçi hamamlar. Askerler yıkanabiliyor, temizlenebiliyor. Bu bir üstünlük vermiş ama orada 500.000 asker yok. İçeride 10.000 kişi sanılıyormuş. Biz 500.000 olsun. Palavra. 100.000'i geçmez. 100.000'in de bir kısmı azep askeri dediğimiz, eyalet askeri dediğimiz o kadar etkin olmayan Yeniçerilerin sayısı çok daha az. Fatih devrinde Kapıkulu sınıfının üyesi 12.000'i geçmiyor. Hepsi de orada değil zaten. Onun için oradaki şey doğrudan doğruya bu uzun menzilli sayılabilen o devir için 100 kiloya kadar gülleleri atabilen büyük topların yapılması 5-6 metre. Bunlar çok da değil sayıları az ama yetiyor. Yetiyor yani bunlar bu surları dövüyorlar. Ve Fatih'te yaşı işte çok genç biliyorsunuz. İlk defa bu kadar genç bir komutan yani bir ateşli silahlar ordusunun başındaki bir mareşal. Çünkü bu gibi tasarımları olan Rönesans Avrupa'sında bir şekilde bazı zaaflar var. İtalyan devletleri sistematik bir ordu kullanamıyorlar. Kendileri asker olmadıkları için müteahhit generallere rol veriyorlar. Tıpkı 30 yıl savaşlarında Wallerstein'ın imparator tarafından kiralanması gibi. Bunlar yeterince işi çıkaramıyorlar. Adam müteahhit askerini telef eder mi senin için çamhıraş bir şekilde? Adeta şahmat oynuyordular birbirleri arasında. Satranç oynuyorlar. Buralarda ateşli silah kullanımı büyük bir kademe kat etmiyor. Yani proje ararsanız bugün Leonardo da Vinci'nin sayısız çizimi var. Efendime söyleyeyim başkaları da çıkıyor. Bunlar çok şey ifade etmiyor. Çünkü tatbikat alanı yok. Bizde de Urban diyorlar. Urban Macar bir iki defa bir silahla dökülmüş. Ama artık Türkler orduda top dökmeyi biliyorlar ve bunu kullanmayı biliyorlar. Bazı takıntıları da yok. Mesela Hansa'yı huzurdan domuz kılı fırçalarla topun ağzını temizliyorlar. Domuzdur, momuzdur, haramdır demiyorlar yani. Bu çok açık bir şey. Bazı kalıntılarından belki de o göçebe karakterleri dolayısıyla vazgeçmişler. Bu top dökülüyorsa, bu kadar barutla, bu gülle atılacaksa o topun ağzını temizlemen lazım. Bu da herhalde bulaşık beziyle olmuyor tabii. Devir için yapılacak en güzel şey domuz kılı fırçalardır. Bunları kullanacaksınız, kullanırsınız. Bu kadar güzel. Camileri de badana etmek için domuz kılı fırça kullanıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Yani öbür fırçalarla öyle her yere sabah akşam badana yapamaz. Mümkün değil. Bunlar zarurettir. Teknolojinin ve hayatın getirdiği ihtiyaçlardır. Şimdi böyle bir sanayinin getirdiği büyük bir gelişme var. O da şudur. Bir kere efendiciğim, keçe denen şey, Urfa'da, Ankara'da, Bursa'da, Rumeli'nde bazı yerlerde şimdi saymama imkan yok. Keçe dövülüyor. Gidip görün en ilkel şekliyle ama dövülüyor. Karagümrük'te bile var keçeciler şeysi. Bu tekel altındaki bir sanayidir. Bu herifler ürettiklerini öyle canlarının istediğine satamazlar. Büyük miktardaki mübayağı ordu alır. Keçenin ne işe yaradığını biliyorsunuz. Bir, top sisteminde altına keçe konur. Bilhassa 18. asırda hafif topçuluğa geçtikten sonra daha mühim rol oynar. İki, tabii ki çadırlar için kullanılır. Üç, tabii ki sayısız malzemenin taşımı için kullanılır ve muhafazası için kullanılır. En önemli şeydir. İkincisi, halat.
Halat düpedüz bir tekel meselesidir. Gemilerde ve top çekiminde vesairede kullanılacağı için katiyen satımı ve mübayası mevzu bahis konusu değildir. Şeyin tabiriyle mevzu bahis konusu değildir. Buna ancak devlet almak zorundadır. Nar-ı Ruzi üzerinden çok bellidir. Şiddetle hesaplanır. Zaten bu konularda kadılar kazaskere bağlıdır. Lonca şefi bir araya gelir. Esnaf hilfetinin yani her kürsünün, üniversitede nasıl sayılı kürsü var, hilfetin temsilcileri karar verirler. Bu keçenin yünü buradan geliyor. Bu sene göçer takıma bir şeyi vermez oldu, etmez oldu, bunun fiyatı buna çıktı. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Hepsini birbirine bağlayarak getirirler, size izah ederler. Lütfen şuradan dolduğunda kaçırdım galiba kronometremi. Bana işaret ediniz çünkü fazla hakkım olmadığını biliyorum. Tabii bunun gibi şaşılacak şeyler pirinç falan. Onlar ordunun beslenmesiyle ilgili şeyler ve tabii güherçilerin alınımı bundan ileri gelir. Osmanlı sanayinin 15. 16. ve 17'nin bir kısmında dünyada Hindistan'dan sonra en çok kumaş üreten memleket olduğunu biliyoruz. Bu bir safsata değil. Hangi kilisenin müzesine baksanız gidin bakın, orada göreceğiniz sadece Türk kumaşlarınız. Ankara sofu, Bursa ipeklisi, piskoposların giydiği ornatlara kadar. Kremlin'den sergi getirmiştim müdürken, baktım bütün kilise bizim soflarla ve kadifelerle falan geçiniyor, ipeklerle. Bu çok önemli. Fakat işte bu gibi siyasetin, ticaretin dışında ticari hayat yelken bezine kadar belirgin bir şekilde ambargolarla dolu, başkasına veremiyorsun. O demektir ki bunları da üretmek zorundasın. Bu üretim en önemli husustur. Hiç şüphesiz ki bu üretimde köle kullanılmıyor mu diyeceksiniz. Var. Bursa'da köle kullanımı sanayide üzerine rahmetli Halil Sahilloğlu'nun makaleleri var. Fakat çok geniş ölçüde değil. Loncalar ve ustalar, kalfaları ve çırakları bu işleri kendileri halledebiliyorlar. Zaten Evliya Çelebi'yi okuduğunuz zaman her kasabada, her dalın ne kadar olduğu, kaç kişiyi istihdam ettiği miktarı üzerinde hiç de şişirme olmayan doğru rakamlar var. Yani maalesef Türk kasabası 17. asırdan sonra bir işe yaramaz makiyerler haline dönüşmüş. Yani o Evliya'nın tarif ettiği gürül gürül üreyen, çalışan, çıkaran kasabalar ortadan kayboluyor. İşte sağla solla köylüler arasında aracılık yapan, bol dedikodu yapan, bol efendime söyleyeyim şenaat, fitnet falan böyle yapan yerler haline dönüşüyor. Bu iktisadi mekanizmalarla ilgili bir şey. Yani askeri sanayiye ve şehirdeki ürben şehir, kentsel taleplere ayak uyduramayınca bazı yerler kapanıyorlar. Bunda Avrupa'nın da tesiri olur. Yapılanmanın da tesiri olur. Ama %100 kapitülasyon diye bir şey ortaya koyamazsınız. Çünkü kapitülasyonlara rağmen bazı üretim arttıran kasabalar var. Bütün Lübnan'da, kumaş sanayinde, bütün Türkiye'de, Safranbolu gibi deri merkezlerinde, bütün Urfa'da ve bütün Bulgaristan'da, yani Bulgaristan çok uzun zaman elimizdeydi, kaytan üretimiydi, keçe üretimi gibi dallarda dışarıya ihracat yapan artımlar var. Demek ki ordu mübayirası bir yerde bunu sağlıyor ve 19. asırdan itibaren de askerlerin sayesinde sanayide bazı dallar ayakta duruyor. Çünkü oradaki talep, onların talebi bu dalların yaşamasına sebep olabiliyor. Şimdi Haliç'te birdenbire kirleten bir sanayi gelişiyor. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerlerinde görülüyor. Bursa'da falan.
Tabii o geniş coğrafyada bunun yetersiz olacağı çok açıktır. Ama şurası bir gerçek, bu dallar sayesinde de işler yürüyor. Bir takım dallarda da istihdam son derecede ciddidir. Mesela buradaki ustalar, kalfalar başka yere gidemezler. Yurt dışına çıkamazlar. Bu Türklere has bir vicdansızlık değildir yani, onu söyleyeyim. Yerinden kıpırdayamazsınız. İtalya'da da öyledir, Fransa'da da öyledir. Venedik'teki bir arsenal ustasının kaçması mümkün değil. Velev ki kaçtı tabii bir daha geri dönemeyeceği için bunlar kullanılır. Bizim askeri sanayimizin içindeki en büyük operasyonlardan bir tanesi devamlı surette bu dökümcülük alanında, camcılık alanında, efendime söyleyeyim gemicilik alanında karşı taraftan usta celbetmek ve kullanmaktır. Mesela kazık çakmak denizlere. Dalgıç denir bunlara. Dalgıç Ahmet Ağa, Eminönü mimarlarından biri. Sahili doldurmak için, bugünkü dolgulara falan da benzemez, iyidir ha, onu da söyleyeyim yani. Şimdi dolduruyorlar denizi, kazıklarla sanki onlara kalkıydı, Mimar Sinan sizden iyisini yaptırırdı. Kazıklanacak bir bölge olsa. Yani bunlar bilgisizliktir işte, yani muasır cehalet şeyleri. Bazı şeylerde onların tarihi bakmak lazım. Bu önemli bir olaydır. Yani sanayi sadece bilginin değil, aynı zamanda elemanların da bazen kaçırıldığı, kullanıldığı ve onların sayesinde bazı şeylerin yaratıldığı dallardır. Bunu bütün sanayi memleketleri yapar. Ve bunun gelişmesiyledir ki ancak işler yürür. Biz 19. asırda gönüllü, liberal sistemle usta sağlanır. Bu pek yürümez, bu pek yürümez. Bir tek istisnası vardır bunun, burada bir kırılma vardır. Şükranla karşılamak zorundayız. Acaba bilen var mıdır, hangi tarih olabilir 19. asırda? Ve ne gibi bir olay? Efendim 1848 ayaklanmasını duydunuz herhalde. Yani Avusturya ve Rusya'ya karşı müştereken, Polonya, Macaristan ve İtalyan devletlerinin bazılarında ayaklanmalar oldu. Metternich bu yüzden tahtını terk etmek zorunda kaldı başbakan. Arakçayev çok kötü bir, gaddar bir zaptiye naziriydi. O bu işleri yönetiyordu. Çar bir müddet sonra şeyi yollamak zorunda kaldı Macaristan ve Polonya'nın üzerine. Oradan bütün o Macar Cumhuriyeti'ni ilan edenler ve Polonya için ayaklananlar kaçtılar bize. Komutan Bem'di, bu da Beste'de heykelini gördüm, bizim de gitmemiz lazım bir yerde, Kütahya falan. Bem, Murat Paşa adını aldı. İşte bir Albay Kosiyevski vardı, Sefer Paşa oldu, bir sürü uzun bir isim. Ve bir tanesi de işte Konstantin Borjenski. Nazım Hikmet'in büyük dedesi, o da mesela hem kartograf hem şey ve tuğgeneral olarak Karadağ Muharebesi'nde şehit düştü, yani böyle zevat bunlar. Ve bu göç sırasında Osmanlı ordusu kartografiden topçuluğa, yeni de kuruluyor ordu, efendim askeri imalattan askeri mimariye kadar bir sürü alanlarda elemanlar elde etti. Bu çok önemli bir şey. Yani 19. asrın sanayi hiçbir yerde öyle parasını verin gel çalış kardeşle iş yapamaz. Bu bugün de olmaz. Yani sen parayı vererek karşı taraftan bir takım nükleer uzman falan alabilir misin? Mümkün değil yani. Vuruyorlar ya istihbarat teşkilatları böyle şey yapanları falan, yani kaçırılan yahut o işlere tevessül edeni. Bu 19. asırda böyle bir kesinti olmuştur bizim için. Son derece önemli görülmektedir. Hiç şüphesiz ki burada bazı isimler var. Bunları ben çıkan kitaplarda da gördüm. Bu 2. Murat'la başlayıp devam eden şeyi
Mesela Ahmet Süreyya Bey zikretmiş bu tarih, çok iyi etmiş. Çünkü bu bir müteşebbis, mucit bir mühendistir. Fakat unutmayın, Türkiye'de mühendislik askeri bir dallar. İsmet Paşa mühendis mesela, çünkü Topçu Mektebi'nde okuyor. Onunla da mühendishane-i berriyim, vay kara mühendishanesi. Biz ikinci Viyana Muharebesi'nde, Kursa Muhasarası'nda müthiş bir tecrübe yaşadık. Bu kuşatmadan çok değil, 20-30 sene evvel, 25 yıl evvel uzun bir Girit çekti vardı. Kandiye'deki kaleleri Venedikliler ellerindeydi. Venedik vardı orada. Biz orada savaştık, savaştık. Lağımcı teşkilatımız falan, toplarımız, barut tüketimimiz, çok tüketim var. Bu işin üstesinden geldi nihayet ve geri düştü. Ama aynı teşkilatla Viyana'ya gittiğimiz zaman pek muvaffak olamadık. Çünkü kalelerin glasiye sistemi, burçların vaziyeti ve savunma sistemleri Girit'e aynı turşuyu yememize, yedirmeye mani oldu. Bu bir. İkincisi tabii, komutan çok iyi bir mülki amirdi fakat gayet kötü bir marşaldı. Merzifonlu bir Grand Army'nin, büyük bir ordunun mareşalı olacak adam değil. Onun için burada bir gerileme vukuğa geldi. Stratejik hatalar da yapıldı. Mesela Kalenberg'e hiç el sürmemişler. Polonya ordusu oraya gizlendi, yığıldı ve saldırıverdi aşağıya. Arkadan vurdu bize. Fakat 16 yıl süren, ardından 16 yıl süren, 1699'a kadar devam eden bu savaşta ve arkasında bir şeyleri öğrendik. Aniden hafif topçu sistemine geçtik ki bunun sonunda bu 19. asırda biliyorsunuz Ahmet Süreyya Bey gayet mükemmel barutu ekonomik olarak kullanan bir sistem geliştiriyor. Ve bunun tekelini biz ele alacaktık. Bu bir sanayi olabilirdi. Müelliflerin o şeyde iddia ettikleri gibi doğrudur maalesef. Bazı şeylerin Bergama sunağının verilmesi gibi böyle icatları da Almanlara hediye ettik. Yani Sultan Hamid'in bazı başarılı ve akil yönleri var ama bazı şeylerde de çok Alaturka bir idare. Yani ittifak elde etmek için verilecek şeyler var, verilemeyecek şeyler var. Bu iyi bir şey olmadı. Yani askeri sanayimizi geliştirecek insanlar vardı. Askerlerin arasında çok iyi matematikçiler vardı. İşte şey gibi biliyorsunuz bir tanesi Vidini Tevfik gibi. En önemlisi Ahmet Cevat Paşa, yani Topçu Marşalı, Sadrazam, çıta gibi adam, fevkalade bir herif ve arkeoloji falan da çok iyi biliyor. Böyle adamlar, matematikçi bunlar yani, Fransa'da falan makaleleri, monografileri çıkıyor. Yani bizde bu sistemin içerisinde çok daha fazla icatlar yapılabilirdi. Oysa biz askeri gelişmeleri yakalayabilmişiz. Onun dışında bir büyük sanayi haline bunu çeviremedik, çevrilebilirdi. Yani bazı şeylerde olsaydı olabilirdi demek iyi değil tarihçilikte ama bakmayın sistemde bazı şeylere cevaz veriyor. Mesela Rusya ordularındaki savunma, generaller, erken harp hizmeti Rus-Türk harbinde mükemmel değildi bizimkilerin karşısında. Bir Osman Paşa yok orada. Ama bir şey mükemmeldi, mühendislik. Yani sokakta olmayan mühendislik orduda var Rusya'da. Peterburg'da Politeknik ona hizmet ediyor. Böyle şeyleri biz kuramadık. Bu kuramama yüzünden Türkiye İmparatorluğu belirgin ölçüde sanayi, askeri sanayi üretimi olan etraftaki Orta Doğu'ya göre çok farklı şüphesiz İran'a vesaire göre ve Rusya ile işte bazı konularda at başı giden, bazı konularda Batı silah endüstrisine muhtaç bir vaziyette yolunu tamamlamıştır. Bu böyledir maalesef. Bunu açıkça burada bilmek zorundayız.
Şimdi şunu açıkça size söyleyebilirim. İnce donanmanın ve şeyin yarattığı tersaneler 19. asırda o müthiş tersane gelişimi sukutu hayale uğramıştır. Onun için Türkiye Balkan Savaşı'na ve Birinci Cihan Harbi'ne kuvvetli bir donanmayla giremedi. Çanakkale'de 18 Mart'ta geliyor. Bu sene 101 olacak. Bunu kutlayacağız. Ama tabii Çanakkale nasıl geçilmezliği donanmanın fedakarane mayın döşeme sisteminden çok karadan bu işi götürenlerin işidir. O muhteşem donanmalar karadaki tesisatın kurulumuyla işi şey yaptı. Efendim donanmayı kurup alırsın topları. Bilmem Bründen gelir Avusturya'dan. Yaparsın yapamazsın. Yani onu götürecek mühendis, onu götürecek teknisyenin senin elinde olması lazım. Bu müthiş bir şey. İşte bu bir gelişmedir. Birinci Cihan Harbi'nde ki savunma sistemlerimizde bunu gördük. Demiryolu tahrip ettiler, aniden döşeyebildik. Çünkü demiryolu yapmayı öğrenmişiz. Sicaz demiryolu bizim yatırımımız. Ve çok büyük ölçüde mühendis ve teknisyen çalışıyor. Bunlar önemli. Efendim savunmada, Gelibolu'da falan o muhteşem teknik şeyleri, donanımı, topları bilmem neleri idare etmeyi, kullanmayı biliyoruz. Ve o sayede de Queen Elizabeth'le Goliath falan giremiyor içeri. Yaralanıyorlar, bir kısmı batıyor falan. Çekilip gidiyorlar. Orada zaten itilaf devletleri ilk darbeyi yiyorlar. Onu size söyleyeyim. Hiçbir yerde savunmanın bu kadar şiddetlisini görmediler tarihe kadar. Birinci harbin en önemli vasfıdır bu. İkinci savunma tabii ki aynı şiddetle devam eden önemli. Fransa'nın Almanlara karşı Marne'de ardından Verdun'de götürdüğü savunmaydı. Mekanize bir ordunun vasfına yetişememekle birlikte öyle o kadar da kolaya gidecek bir yer olmadığı Birinci Cihan Harbi'nde anlaşılmıştır. Bugün de herhalde bazı dallarda yenilikler yapılıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vaktimi inşallah tecavüz etmedim. 5-10 dakika için özür dilerim. Kusura bakmayın. Sayın Orta Ali'ye çok teşekkür ediyoruz konuşmaları ve aktardığı değerli bilgiler için.